akşamlar. Bugün 20 Aralık 2010 Pazartesi. Baba Haber Bülteni başlıyor. Sayın seyirciler, yumurtalı eylemler her yerde tam gaz devam ediyor. Hem de en sürpriz biçimlerde. İzliyoruz efendim. Hanimiş benim torunum? Hanimiş benim yakışıklı torunum? Hanimiş milletvekili dedesinin yakışıklı torunu? Aman da aman, güler miymiş, kikir der miymiş benim yavru böceğim? Vekil dedeciğim. Söyle vekil bebeğim. Hani bana sürpriz yumurta alacaktın vekil dedeciğim, almadın mı? Aa, almaz olur mu vekil deden sana sürpriz yumurta? Bak. İşte sana sürpriz yumurta. Aç bakalım ne varmış oyuncak içinde. Avalin, avalin, avalin. Bu da nesiymiş böyle? Ne çıkmış bakayım sürpriz yumurtadan? Çok mu merak ettin vekil dede? Merak ettim tabii. Ne çıktı içinden? Öğrenci çıktı vekil dede. Hem de üniversite öğrencisi çıktı sürpriz yumurtadan. Üniversiteler bizimdir. Defolun gidin. Üniversiteler bizimdir. Defolun gidin. Ulan üniversiteler bizimdir. Ulan bu nasıl bizimdir. Sürpriz yumurta lan? Ulan ben şimdi senin gibi bu sürpriz yumurtanın... Dede, asıl sürpriz yumurta sen oldun şimdi. Yumurta vekil dede, yumurta vekil dede. Sus lan sen de şimdi yumurtayı çık. Sayın seyirciler, yerel yönetimlerle ilgili yolsuzluk iddiaları sık sık Türkiye'nin gündemine gelir. Dosyalar açılır, belgeler saçılır. İddialardan bazen bir şey çıkar, bazen hiçbir şey çıkmaz. Sonunda olaylar unutulur, geriye o olaylar için yakılmış türküler kalır. İşte o türkülerden biri efendim. Hey! Hop hop! Haydi! Hop hop! Hey! Bir ihale yaptırdım, doldurdum ısımları. Aldım komisyonumu, sığmıyor sıfırları. Siyaset yolları dar, dar. Bana bakma benim dosyam var. Başıma bu belayı, sen ölmedin mi zalim? İşi tam bağlıyorken, sen görmedin mi zalim? Siyaset yolları dar, dar. Bana bakma benim dosyam var. Belediye işinde her türlü bezirganlık. Benim bu işten karım bir ufacık dünyalık. Siyaset yolları dar, dar. Bana bakma benim dosyam var. Siyaset yolları dar, dar. Bana bakma benim dosyam var. Allah! Sayın seyirciler, meclisteki silahlanma tasarısıyla ilgili korkunç bir hata son anda düzeltildi. Yetkililer silahlanma yaşının 18'e inmeyeceğini, çünkü 18 yaşındakilerin zaten tüfek ruhsatı alabildiğini duyurdu. Bilgilendik ve rahatladık efendim. İzliyoruz. Bak, yemezsen büyüyemezsin ama oğluşum. Beni anlıyor musun ha? Parmağım da karıncalanmaya başladı. Bence yarısında anlaşalım anne. Hepsini yiyemem. Bak, sen de daha çok gençsin. İyi düşün. Aslan oğlum benim. Annesini de nasıl dinlenmiş. O yedi mi? Hemen değermiş yemeğini. Sen işe geç kalmadın mı babacığım? Tamam kocacığım, tamam. Sen zahmet etme. Biz yiyeceğiz oğlumla. Değil mi yavrum? Ya anne, benim mini eteğimi sakladın mı yine? Bebeğim, annem ve ben onu giymeni istemiyoruz. Çok kısa o, biliyorsun. İkinci çocuğunuzun oğlan olmasına ne kadar sevinmiştiniz. Hatırlıyorsunuz değil mi anne? He? Değil mi baba? Bak, anlaşabiliriz ablacığım. Sen mini eteğini giy, ben de iki lokma daha yiyip bu sofradan kalkayım. He? Karıcığım, bence bir orta yol bulsak iyi olur. Herkes aynı anda silahlarını indirsin, oturup konuşalım diyorum. Ne dersiniz? Peki. Yavaş yavaş ama. Yavaş yavaş. Aynı hareket yok. Ona göre. İndir. Yap. Sayın seyirciler, kredi kartlarının asgari ödemelerine çekilen son ince ayar vatandaşın belini iyice büktü. Zaten ayın sonunu getiremeyen, kredi kartlarına can simidi gibi sarılan vatandaş isyan bayrağını çekmiş durumda. İzliyoruz efendim. Ah, ah.
Ah bir param olaydı ha. Ne hallere düştük, ne hallere. Şu borç kanununu yazsam yeniden, memur aylığıyla geçirir gider. Asgari ödemeye bir ayar çeksen, işçi aylığıyla geçirir gider. Kimi bizim gibi benzin koklarla, kimi atlar çipe toz olur gider. Kimi bizim gibi benzin koklarla, kimi atlar çipe toz olur gider. Rit 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 rit. Dünyanın bir yazı bir kışı vardır, fakirin odunu kömürü yoktur. Onun doğalgazı kombisi vardır, karnın 20 gün aç 10 gün se toptur. Bu çifte standart ne biçim tok hep sefa sürer, aç ölür gider. Bu çifte standart ne biçim tok hep sefa sürer, aç ölür gider. Sayın seyirciler, Baba Haber Bülteni burada sona eriyor. Yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar.